mecburi geri dönmemizi emretti. Savan! Yaşı onu fazla temkinli yaptı. O benim babam. Onunla istediğim gibi konuşabilirim. Şef olunca sen de saygı bekleyeceksin. Bu sadece saygı meselesi değil. Yanımda kal. Bu gece yomak. Yüreği birlikte kutlayacağız. Sağır mısın Saban? Birbirimizden asla ayrılmayız. Metodumu beğenmeyebilirsin. Haftalardır taze etimiz yok. Kökler ve meyveler bize yetmiyor. Öğrenecek çok şeyim var Saban. Bu kabilenin en iyi avcısı olduğumu kanıtladım. Avcılık sadece cesaret değil, zeka da gerektirir. Buradaki tek yırtıcılar biz değiliz. Aç kalmaktan bıktık artık. Bırak bu avı ben yöneteyim ve avlanalım. Bu gece köyümüzün kutlama sebebi olsun. Kadınlarımız da minnetini gösterecek. Pekala Saban. Avı sen yönet. İzleyin beni. İşaretimi bekleyin. Çeyilip. Ne yapacağız? Gelip tava mı yoksa haşlama mı? Kadınların yanında olmalısın, avcılarla değil. İleride onun izini sürdüm. Neyin izini? Ölümcül yaban mersininin mi? Yeter. Orası av alanımızın dışında. Biliyorsun. Tam orada, karşımızda. Sadece 200 adım. Daha ileri gidemeyiz. Şansımızı fazla zorladık. Çok tehlikeli. Belki çabuk olursak... İki yüz adım hepsi bu. İzini ben sürdüm. İzini sürmek başka, onu indirmek başka bir şey. Geride kal, yoksa yaralanırsın. Thank you.
Evan, gidip kalbini çıkar. Evet, çıkar onu. Bugünkü avın şerefi Savana ve Caleb'a ait. The honor of today's hunt is Savant and Caleb. Bu gece yüreği paylaşacaksınız. Bu benim avımdı. Senin vuruşunla öldü. Ama buraya Caleb sayesinde geldik, öyle değil mi? Savan! Yamak! Yardım edin! Hayır! Hepiniz geride kalın! Isırılmış! Savan! Öldür beni Savan! Beni onlara bırakma! Lütfen! Savan! Lütfen! Hayır! Hayır! Seni öldüreceğim! Hepinizi öldüreceğim! Yapma! Burada kalamayız! Kaçmayacağım! Bizi de öldürmesini istiyorsun. Onlarla başa çıkamayız. Onu öldürdüler! Nihayet. Bu gece kutlama var. Bugün yomağı kaybettik. Isırılmıştı. Caleb? Hiç şansın yok. Ne? Hadi ama. Kardeşinden sır saklayamazsın. Dorel'den hoşlandığını biliyoruz. Kim bilir, belki de Dorel uzun boylu, yakışıklı ve geleceğin kabile lideriyle evlenmek istemiyordur. Yomak öldü. Bu benim hatamdı. Ne oldu? Onları av alanının ilerisine götürdüm. Yaratıkların saldırısına uğradı. Yaratıklar burada. Bizi bulmaları an meselesi. Gri kayayı terk etmeliyiz. Onları kendi gözlerinde mi gördün? Yomak ısırılmıştı. Bunu görmek bana yetti. Uri, burada her zaman güvende oldun. Av alanının ilerisine geçtin mi? Kabilenin ete ihtiyacı vardı. Hiç kalmamıştı. Başka şansımız yok. Gitmemiz gerek. Nereye peki? Nereye? Başka yer yok. Hayatta kalan son insanlar biziz. Tanrı bizi seçip Rika'ya getirdi ve nesillerce güvende tuttu. Şimdi ondan şüphe mi edeceğiz? Ne kaçmalı, ne de onların gelmesini beklemeliyiz. Savaşmalıyız. Sayıları çok fazla. Savaşırsak ne olacağını da biliyorsun değil mi? Yoksa yomakı şimdiden unuttun mu? Öyleyse korkaklar gibi yaşarız. Sözlerine dikkat et Savan. Bizi burada bulmaları Tanrı'nın isteğiyse, o zaman kaderimize razı geliriz. Yaratıklar bizim için bir yargı. Atalarımızın günahları içinse bir ceza. Arkadaşımın ölümünü Tanrı mı istedi yani? Neden kaderimizi kendimiz seçmiyoruz? Birine hakim ol. Senin burada işin yok Caleb. Baban başka kabilelerden bahsetti. Baban ihtiyarları dinlemedi. Av bölgemizin dışına çıkan diğerleriyle aynı acı kaderi paylaştı. O daha iyi bir hayat aramaya gitti. Hepimiz için. Nasıl bir adam kendi çocuklarını terk eder? O gerçeği gördü. Tek gerçek kanunlarımızdır. O haklı Caleb. Dışarıda hastalık ve ölümden başka bir şey yok. Bugün de gördüğün gibi ihtiyarlar bunu tartışacaklar. Savan, saygısızlığından dolayı bu gece nöbet tutacaksın. Her ikiniz de hayvanın yüreğini ceza olarak ihtiyarlara vereceksiniz. Hadi,
Baban yüzünden neden başını derde sokuyorsun? Onları sorgulayamaz mıyım? Bizi babamız değil, ihtiyarlar güvende tutuyor Caleb. Soru sorulmasını sevmezler. Artık bunun bir önemi de yok. O geri gelmeyecek. Hep geri gelmişti. Evet, ama bu sefer değil. Neredeyse 3 yıl oldu Caleb. Saklanarak yaşamaktan bıktım Miru. Dışarıda ne olduğunu bilmek istiyorum. Beni bırakma Caleb. Tek yakınım sensin. O zaman benimle gel. İhtiyarları dinle Caleb. Dışarıda başka kimse yok. Onlar öyle inanıyor. Peki ya getirdiği o şeyler? Onlar eski dünyaya ait. O insanlar yıllar önce öldü. Bu bir şey kanıtlamaz. Başkalarıyla tanıştığından ve konuştuğundan söz etti. Öyle mi? Peki neredeler? Neden gelmediler? O neden gelmedi? Merak etme, döneceğim Miru. Söz veriyorum. Come on.
hadi. Çok kalabalıklar. Ne yapacağız Savan? Savan! Savan! Ağaçları kullanın. Yaratıkların etrafından geçin. Hadi! Mağaraya gir Miro. Miro! Herkes mağaraya. Mağaranın içine. Herkes buraya gelin hemen. Çabuk çabuk. Hadi. Tamam kapat hemen. Yapmazsan hepimiz öleceğiz. Yap hadi. Ama dışarıda olanlar var. Yap hadi. Kaç taneler? Çok fazla. Dikkatlerini çekip mağaradan uzaklaştırmalıyız. Peki ya sonra? Daha iyi bir fikrin var mı? Yardım arayabiliriz. Nereden? Baban gibi konuşuyorsun. Bize yardım edecek başkaları da olabilir. İhtiyarlar başkalarından hiç bahsetmedi. İhtiyarlar mağarada kapana kısıldı. Yaratıklar hepsi ölmeden peşlerini bırakmayacak. Yaşamaları için tek şansları biziz. Dağlara çıkıp başka kabileleri aramalıyız. Dağlarda yaratıklar var. Yaratıklar burada da var. En azından deneyemez miyiz? Buradan ayrılmayacağım. Ya Caleb haklıysa, ya başkaları varsa? Haklıysa, bugüne kadar bize söylenen her şey yalan demektir. Gerçekten de onun sözünü ihtiyarlar ve eski ihtiyarlardan üstün mü görüyorsun? Burada kalıp yaratıklarla tek başımıza savaşırsak eğer, hem biz hem de diğerleri ölecek. Sen de öyle. Hadi. Bir gün. Başkalarını bulmak için bir günün var. Sonra Dorel'le döneceğiz. Caleb, bu da ne? Bir kitap. Bununla ne yapıyorsun? Geçmişe ait. İnsanlar düşünce ve fikirlerini böyle kitaplara koyardı. Salgın başladıktan sonra herkes hayatta kalmaya çabaladı. Kitaplar da öldü. Bu kitabı nereden buldun? Kitabı babam getirdi. Ve bana okumayı öğretti. Okumayı mı? Sayfaların ne söylediğini bilmek. Pazartesi sabahı Tom Sawyer kendini berbat hissetti.
Baban seni yozlaştırmış. Bunun için vaktimiz yok. İşte bu yüzden onu sır olarak saklıyorum. Gidelim, gidelim. Sorun yok. O artık babam değildi. Caleb haklıydı. Nasıl? Adımı nereden biliyorsun? Uzun zamandır seni gözlüyorum. Okuyabiliyor musun? Baban gibi. Babamı tanıyor musun? Tanırdım. Ne oldu? Ölmeden önceki son isteği seni korumamdı. Isırıldın mı? Ne? Seni ısırdı mı? Hayır. Burnunda kanama yok mu? Ne demek bu? Hayır. Eğer sorduğun buysa bize bulaşmadı. Evet, bulaştı. Bir mutantın nefesine maruz kalırsan bulaştırır. Isırık daha hızlıdır. Hala vakit var. Sayıları artacak. Beni takip edin. Yalan söylüyorsun. Hiçbir şeyimiz yok. Ağzın kuruyacak. Susuzluğun dinmeyecek. Ciğerlerin daralacak. Burnun kanayacak ve gözlerin iğnelenecek. Sonra da kalbin ıslanacak. Şimdi beni takip et. Bize bulaştıysa neden bu kadar yakınımızdasın? Bağışıklığım var. Bağışıklık ne demek? Hastalığı kapamam. Bu nasıl mümkün olur? İlacı bir toz. Sarı bir toz. Fazla yoktu ve kalanı da elde etmek epey zor olacak. Suyumuz var. Ama yiyecek. Merak etmeyin. İçeri giremezler. Evet ama gitmeyecekler. Burada olduğunuzu biliyorum. Durmayacaklar. Bizi kuduz köpek gibi öldürmek istiyorlar. O halde dua etmeli. Kendimizi Tanrı'nın eline bırakmalıyız. İnançlı olmalıyız. Yaklaşın ve dua edin. Bir
Bizi sarı toza mı götürüyorsun? Önce evime uğramalıyız. Almamız gereken şeyler var. Nasıl oldu da yaratıklar bugüne kadar seni bulamadı? Sudan korkuyorlar. O yüzden sahili geçemiyorlar. Merak etme. Asla bu suyu geçemezler. Sen mi yaptın? Eski dünyadan kalma. Sadece onardım. Nina. Misafirlerimiz var. Neden? Jared'ın oğlu. Buraya ait değil. Yardıma ihtiyaçları var. Mutantlar köylerine saldırmış. Hasta insanları buraya mı getirdin? Isırılmadılar. Hala zamanları var Nina. Okuyabiliyor. Umrumda değil. Nasıl bu kadar kayıtsız olursun? Ne anlama geldiğini görmüyor musun? Bizi tehlikeye attın. Ona bak. Bir oğlan. Jared'ın yaptıklarını nasıl yapacak? Bu riske değer. Bu oğlumuz, Bursk. Başkalarını görmeyeli uzun zaman oldu. Merhaba, ben Doran. Bursk. Yaratıklar gitti. Ben o kadar emin olmazdım. Çok sessiz. Kapıyı aç. Hayır. Dokunma kapıya. Hayatta kalanlar ve yardıma ihtiyacı olanlar olabilir. Başkaları yok. Kapıyı açarsak başka hiç kimse kalmıyor. Hayır. Caleb ölmedi. Tanrı'nın isteğiyse o zaman kaderimize razı geliriz. O ölmedi. Nina. Nina kızma lütfen. Korkuyorum Amal. Ne yapmak istediğini biliyorum ama niye? Caleb babasının yaptığını yapabilirse ne anlama gelebileceğini düşün. Ama senin için oraya tekrar gitmek... Geçen sefer sağ çıkabildiğin için çok şanslıydın. Pörskü de bir düşün. Neden insanların saklanarak yaşadığı bir dünyada büyüsün ki? Bizim için yeterince iyiydi. Burada mutluyuz değil mi? Peki ya onun çocukları? Ve dışarıda olan diğerleri? Tozu üretmeyi öğrenmezsek hiçbir güvende olmayacak. Pörsk'ün gözünün içine baka baka elimize geçen tek şansı kullanmadığımızı mı söyleyeceğiz? İhtiyarlar salgınla ilgili size ne öğretti? İnsanları cezalandırmak için bunu Tanrı'nın yarattığını. Eski dünyanın hırsla dolu olduğunu, insanların kontrolden çıkan makineler ürettiğini ve doğanın işine karıştıklarını, onları Tanrı'nın durdurabildiğini. İnsanlar kendi eserlerini mükemmelleştirmek istiyordu. Nesli tükenmiş hayvanları hayata döndürmenin yolunu buldular. Mamut ve avladığımız tembel hayvanlar gibi. Ama bilimleri... Aynı zamanda hastalığı da beraberinde getirdi. Bütün dünyaya bulaşması uzun sürmedi.
Hastalık insanların beynine yerleşti. Ve onları mutanta çevirdi. Bütün bunları nereden biliyorsun? Caleb'ın babasıyla tanıştım. Jared'ın eski bilgilere bakacak cesareti vardı. Gerçekten neler olduğunu buldu. İlacı keşfeden kişi babandı Caleb. Sarı tozu mu? Bitki ve mantarların olduğu karışımı bulmak yıllarını aldı. Tozu kullandığın anda korunuyoruz. Peki ya hastalık çoktan bulaştıysa? Dönüştükten sonra toz işe yaramaz. Ama zamanında yetişirsen hala umut vardır. Babam tozu neden eve getirmedi peki? Öldüğünde bununla uğraşıyor. Ölünce tozun sırrı da onunla gitti. Ama tozu sakladım. Sen güvendesin ama... Hayır. Elimdeki toz çalındı. Ve onu geri almak zor olacak. Bize yardım edecek misin? Evet. Eğer Caleb'ı hayatta tutabilirsek... babasının yaptığı işi o devam ettirebilir. ...2028 daima. Hepsi eski dünyadan. Babam bazen aylarca ortadan kaybolurdu. Bana bütün sorularımızın bir cevabı olduğunu söylemişti. Bu merakını şimdi anlıyorum. Baban öldüğünde üzerinde bu vardı. Akıl ve Riff'in maceraları. Daha çok macera olacağını söylemişti. Ben sadece bir kitap okudum. Sarı tozun sırrını nasıl çözeceğim ki? Okumayı bilen tek kişi sensin Caleb. Eğer geri kalan tozu bulursak... halkımıza yetecek kadarına ihtiyacım. Baban sana okumayı öğreterek ve güvenli kabilesini terk ederek her şeyini tehlikeye attı. Şimdi de... bunu ben yapıyorum. Sadece birkaç kişiyi kurtarmak bir seçenek değil. Belki dualarımıza bir yanıt gelmiştir iyisi. Daha ne bekliyoruz ha? Bu Tanrı'nın yolu değil. En azından bir deneseydik. Kendimizi atalarımızın yaptığı gibi bu yaratıkların önüne atmayacağız. Onlar günahlarının bedelini ödediler. Hayatta kalmak istediğimiz için Tanrı cezalandırır mı? Bu yaratıkların gitmesi için iman ve cesaretle beklemeliyiz. Yeterince cesaretim olsaydı, Caleb'ın sözünü dinlemiş olurdum. Yardım et bana. Thank you.
uyandırmalıydı. Son bir şans vermeliyiz. Onlar seçimini yaptı. Gitme vakti. Gitmek için hazırız. Saçımı yıkamak basit bir şey ama beni daha iyi hissettiriyor. Ama benden mucizeler bekleniyor. Eski dünyanın bilgisini araştıran tek kişi sensin. Evet, ve gerçeği de. Ama Savan hala ikna olmadı. Onu yargılama. Bilmediğimiz bunca şeye inanmakta olduğumuz her şeyi alt üst etti. Onu kabullenemiyor sadece. Savan iyi bir şef olacak. Cesur ve savaşmaya hazır. Ben öyle değil miyim? Yakında göreceğiz. Peki Pers, annene iyi bak. Burası ne kadar derindir? Tavan çökmüş. Bütün tüneli kapatmış olabilir. Hayır, olamaz. Bir esinti hissediyorum. Sadece küçük bir boşluk yeterli olur. Ne yapıyorsun? Küçük bir boşluk olursa... oradan geçecek küçük bir insan gerekir. Yeruh! Bu suyun üzerinde kalacak mı? Kalacak. Üstünde kaldığın sürece de güvende olacaksın. Atla. Hadi. Sorun yok. Suda yürüyorum. Evet. Yüzüyor. Nehir bizi Sarı Toz'a götürecek. Bu bir kürek. İki elini de kullan. Sana göstereyim. İşte böyle. Güzel. Sanırım iyi. Sorun yok. Arada bir geçit var. Ver elini. Yeru, elini tut. Elimi tut. Şey Yeru, hadi. Burada bir şey var. Tanrım. Nedir o? Al hemen, al. Tamam, tamam. Tamam. Alın tamam. Üzerimden. Tamam, hey. Yeru, geçti. Tamam, tamam. Alıyorum. Geçti. Sanırım hepsi gitti. Başka bir yol arayalım mı? Hayır. Çok uzağa geldik.
Tamam. Tamam. Ben geçerken onları üzerimden aldın, tamam mı? Korkarım hiç gitmeyecekler. Umarım şüphe yüzünden cezalandırılmıyoruzdur. Bir grubumuz vardı. Bir kardeşlik. Kabileleri mutant saldırılarına karşı koruyorduk. Cerit tozu keşfettikten sonra kaç kabileye bağışıklık kazandıracağımızı ve saklanmadan yeni bir hayata başlayacaklarını düşünüyorduk. Ama kendi ırkımızın ihanetine uğradık. Gagan adında biri tozu çaldı. Hasta olduğumuza bize yardım etmez mi? Bu adamı tanımıyorsunuz. Bir adayı kalesi haline getirdi. Gagan'ın o tozu kullanabilmek uğruna gözünü kırpmadan adam öldürecek bir sürü müridi var. İyi misin? Bu sülük ısırıkları iğne gibi batıyor. Yaratık ısırıkları kadar değil ama. O şekilde düşünürsen hoşuma bile gitmeye başladı. Bu tarafta. Sanırım sonunda bir mucize yakaladık. Yarı mucize. Tırmanmamız gerekiyor. İlk ben giderim. Isırıldın mı? Hayır. Seni tırmaladılar mı? Dövüşüyorduk. Bilmiyorum. Belki yakın durman bile yeterli. Bunu bilemeyiz. Evet ama öyleyse hepimize bulaşmış demektir. O zaman hepimiz dönüşeceğiz. Tamam. Gitsek iyi olur. Doğru. Başladığımız işi bitirelim. Caleb'ın babasının işini bulması gerek. Bu her şeyden önemli, anlıyor musun? Caleb. Sana teşekkür edemedim. Niçin? Köydeki saldırıdan sonra hayatımı kurtardın. Ben daha kimseyi kurtarmadım. Beni kurtardın. O yüzden teşekkür ederim. Olamaz.
olabilir. Aşağı inin, hemen aşağı inin. Hemen aşağı inin. Bırakın beni. Gidin hadi. Bırakın beni. Evan, seni taşıyacağım. İkiniz hala kaçabilirsiniz. Her iki türlü de ölü sayılırım ben. Hadi. Gidin. Gidin. Buraya. Hayır. Hayır. Eski dünya yok olduğunda kaç kişi hayatta kaldı? Bunu söylemek zor. Her kardeşlik 60-70 kişilik kabilelerden gelmişti. Hepsi hala orada mı? Dağınık bir şekilde gizlenerek. Bu fenerleri uyarı sistemi olarak kurduk. Bir fener yanarsa yardım gelecektir. Teori bu. Bakalım kim savaşmaya hazır. Ne dedin? Kaçın! Mutantlar! Koşun! Koşun! Sana! Geri dönmeliyiz. Onun işi bitti. Onu öyle bırakamayız. Hemen gitmeliyiz. Hayır! Nereye gidiyorsun? Sola git Doran. Aman olmadı. Hadi! Ya kardeşliğe ne oldu? Feneri yaktı. Başkalarının geleceğini söyledi. Gelmeleri gerekir dedi. Yaratıklarla birlikte mi beklemek istiyorsun? Nehir bizim tek şansımız. Hayır. Tek şansımız sarı toz. Thank you.
zamanımız gelmişse bu dünyayı birlikte terk edelim. Denedik. Babanı daha önce anlamamıştım. Seninle gurur duyardı. Sadece biz miyiz? Umarım değilizdir. Amalı gördün mü? Bu onun feneri. Burada olmalı. Hey! Bu kim? O değil. Garth ve kardeşi. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Çok mu uzağa gittik? Belki gece orayı geçmişizdir. Belki sanmıyorum. Acaba böyle bir köyde kaç kişi yaşıyordur? Gelin. Şu Gagan'ı bulup tozu alalım. Ama sadece 3 kişiyiz. Ona seçenek sunmayacağız. Onu ikna edemezsek dövüşeceğiz. Onunla dövüşemeyiz Saman. Buna gerek yok. İstediği şeyin bizde olduğuna ikna edeceğiz. Sorun nedir? Seni gördüm. Hırsız! Lütfen. Lütfen yapmayın bakın. Ya bir daha yapmayacağım söz veriyorum. Yapmayacaksın. Kimsiniz siz? Sorun yok, onlardan değiliz. Nehrin güneyinden geldik. O zaman hastalık taşıyorsunuz. Benden uzak durun. Sarı toz için geldik. Hepimiz sarı toz için geldik. Onu nasıl buluruz? Onu bulmak.
Gagan diye birini tanıyor musun? Gagan. Gagan. Bırak gitsin Savan. Dur. Sadece bir soru sormak istiyorum. Jarrett'ın oğlu Caleb okumayı biliyor. Köyüne mutantlar saldırmış. Kurtulanlar kapana kısılmış. Caleb ve diğer ikisi sarı tozu bulmaya gitti. Gagan'a karşı mı? Yardımınıza ihtiyaçları var. Gagan bizden daha güçlü durumda. Bu çocuk insanlığın kurtarıcısı olabilir. Bu çok riskli. Bu riski almaya değmez mi? Bizde bağışıklık var, kabilelerimizde de. Çocuklarınızın çocuklarında yok. Onlara verecek tozumuz da yok. Ya geleceğimiz, ya topraklarımızın ötesinde yaşayanlar. Sarı tozla gizlenmekten kurtulabilir ve mutantlara karşı birleşebiliriz. Bu son şansımız olabilir. Getirin onları. Onları tanımıyoruz. Hastalık kapmış olmaları mümkün. Buraya sarı toz için geldim. Niye burada olduğunuzu biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun Cise. O hala bir insan. Fazla zamanı yok. Kızımın şefkatli bir ruhu var. Ne yazık ki bunu benden almamış. Size yardım edemem. Dönüşmeden önce götürün onları. Buraya yardım etmeye geldim, Gagan. Yardıma ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Tozu aldığın zaman sonsuza dek etmeyeceğini bilmen gerekirdi. Toz bir hediyeydi ve bana verildi. Ölen bir adamın hediyesi. O adam benim babamdı. Jared senin baban mıydı? Sarı tozu keşfeden adam. Son isteği herkesin ondan yararlanmasıydı. Bir kişinin yağmalaması değil. Bu doğru mu? Hayır. Babam okuyabiliyordu. Ben de okuyorum. Sana inanmıyorum. Hey! Abraham Lincoln için
zafer kazanmaktan daha önemli bir şey yoktu. Kendini ayrılığa iten bir ülkeyi miras edinmişti. Babamın işini devam ettirmek için geldim ve sarı tozu yapabilirim. Bana birazını verin ve köyümüze götürmemize izin verin. Sonra da ne kadar isterseniz yaparım. Yapamazsam beni öldürebilirsiniz. Zaten ölüyorsun, her şeyi söylersin. Önce söylediğini ispat et, sonra tozu verin. Ama fazla zamanımız yok. O zaman acele et. Kalan sarı toz çocuklarımın çocukları için. Yabancılar adada kalabilir. Onları mutantlardan koruruz. Ama çalışmalılar. Onları çalışırken gördük. Şayet hastalık kapmışlarsa ölümlerini hızlandırabilirim. Ama bir ayrıcalık yapıp senin ve arkadaşlarının ölümünü uzatacağım. Babası olmasaydı hepimiz ölmüştük. Onlara tozdan biraz ver. Güzel. Yeter. Çocuğu kütüphaneye götürün. Kıza ne yapacağınızı biliyorsunuz. Söylediği doğru muydu? Söylesene, sarı tozu çaldın mı? Bizi hayatta tutan babası değildi. Bendim. Yeterli miktar yoktu. Onu çaldın mı? Beni haydut mu sanıyorsun? Güvende olmamızı sağladın. Bir gün çocukların olduğunda bütün bunları sen de anlayacaksın. Yardım etmek istediğini biliyorum. Sana zarar vermeyeceğim. Tamam mı? Bana tozun yerini göster. Ben babama ihanet edemem. O kaç kişiye ihanet etti? Arkadaşın üretebileceğini söyledi. Belki yapabilir ama gittikçe güçsüzleşiyor. Üzgünüm. Yapamam. O zaman bizi ve tüm kabileyi öldüreceksin. İstediğin bu mu? Tüm hayatımı küçük bir kaya parçasında hayatta kalan tek insanlar olduğumuzu ve bize verilen bu tek şansı hak ettiğimizi düşünerek geçirdim. Seni tozun olduğu yere götüreceğim ama bunun bir faydası olmayacak. Nereden başlayacağım? Burada. Ama anahtar gerekiyor. O da babamın boynunda asılı. Her zaman. En son ne zaman toz aldı? Dün. Burası tozun bulunduğu yer değil. Bu kapı uzun zamandır açılmamış. Bu çok garip. Ne zaman buradan çıksa elinde hep toz olurdu. Çalışmaları.
Ne yapacağını bilmiyorsun, değil mi? Bunu yapabilirim. Ama hızlı olmayacaktır. Haftalar alabilir. Gagan kabilemiz için yeterli tozu verirse geri dönüp ona istediği kadar toz yapabilir. Bunları açığa çıkarmak kurnazlık ister. Zamanın doldu. Biri buna son versin lütfen. Bir şeyler yap Remy. O bir ihtiyar. Bir şey yapamam. Miro. Umarım zamanı gelince sen de bana aynanı yaparsın. Düşündüğüm gibi. Bana tozu ver. Çizgiyi nereye çekeyim? Aynı şeyi benden kaç kişi istedi biliyor musun? Bunu yapabileceğimi biliyorsun. Yoksa korktuğun bu mu? Egemenliğini kaybedeceğinden mi korkuyorsun? Baba! Güvenli odada tozu arayan biri var. Nefes al, tamam mı? Birkaç dakika bekle. Dorian'ın o kadar zamanı yok. Tamam, tamam. Beni ona götür. Kapıyı açın. Ben olsam girmezdim. Dönüşmeye başladı. Daha çok suya ihtiyacı var. Hey, ne yapıyorsun? Nefes al. Nefes al Doray. Nefes al. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Buradan gidiyoruz. Bizimle gelmelisin. Adadan ayrılmak istemiyorum. Ya baban? Bize yardım ettiğin için seni affeder mi? İşinize düşecektir. Bu benim de halkımın geleceği. Kayliba sözünü tutmasını ve babasının işini devam etmesini söyleyeyim. Teşekkürler. Çekmesi gerek. Yüzünün önüne doğru tut. Nefes alamıyor. Dikkat et. Kelim. Kelim beni duyuyor musun? Kelim. Kelim tuzu aldık. Ama hemen gitmeliyiz. Hadi. Hadi. Hey! Durun!
Durdurun onları. Bu taraftan. Hadi. Bu taraftan. Hadi. Acele edin. Uzaklaşıyorlar. Durdurun onları. Yürü. Ormana kaçıyorlar. Hadi. Onları başkalarına çağırın. Hadi. Öldürün onları. Merak hadi. Etme. Merak etme. Size yetişir. Yakalayın. Gelecekler. Nehirden dönemeyiz. Akıntı bizi engeller. Aradan gitmemiz gerekecek. Yolumuzu nasıl bulacağız? Eğilip yanımızda. İyi sürer. Karadan gitmişler. Hala hayattalar. Tozu almış olmalılar. Orada. Koşabilir misin? Gelip. Rika'ya gittiğinde yaratıkları ağaç sınırına çekmeye çalışın. Çok değil ama sana bir şans sağlayabilir. Ne yapıyorsun? Gelip hayatta kalmalı. Sen olmadan gitmem. Hayır. Şef benim. Ne diyorsam onu yap. Sabah, sabah. Koş Doral. Geri dönün! Geri dönün! Hayır, Savan!
Şimdi duramayız. Hadi. Aman. Osu aldınız mı? Evet. Hadi halkının yanına gidelim. Tamam. Lütfen bitir şunu Remi, dayanamıyorum. Lütfen dayanamıyorum. Yaşıyor. Hey! Tosumu geri istiyorum. O senin değil. Hiçbir zaman olmadı. O tos halkım içindi. Ağzını kapat. Güzel, tamam, yatabilirsin. Döndün. Sana söz vermiştim, değil mi? Hadi çıkalım buradan.
Şimdiye kadar dönmeliydi. Geri döneceğini sanmıyorum. Adamlarımızı toplamalıyız. Hayır. Daha fazla intikam yok. Babanız da böyle mi isterdi? Onun için toz bir silahtı. Ama o aslında bir ilaç. Bundan emin misin? Evet, bundan eminim. Babamın işini devam ettirmek için geri dönmeliyim. Dikkatli ol. Sen de. Hoşça kal. B'den sonra ne var? Çok güzel. Hoşça kal. Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Sen de kardeşim. Bu ne peki? Caleb. Hoşça kal Percy.